Bugün derse devam edeceğiz arkadaşlar. Vizeler nedeniyle biraz ara vermiştim. AC analizi anlatmadım arkadaşlar. AC analizi bir hafta sonra falan anlatacağım. Bugün ikinci dönemin ilk konusu olan arkadaşlar çok katlı devreleri işleyeceğiz. Başlığımızı atalım. Çok katlı devreler. Çok katlı devreler arkadaşlar. Cascot devre olarak da adlandırılıyor. Bunda arkadaşlar birden fazla BJT ya da FET kullanılıyor. Onun için çok katlı devreler. Biz genelde 2 BJT ya da 2 FET kullanacağız. AC analizi anlatmadığım için bazı yerler eksik olabilir. Bazı şeyler söyleyeyim. Ben AC'yi de anlatacağım sonra arkadaşlar. Mesela AC analizde AV diye bir kavram çıkacak arkadaşlar. AV bizim voltaj kazancımız. AV eşittir V0 bölü VI. Sonra AI değerimiz olacak. Akım kazancı. AI ise I0 bölü II değerini alacak arkadaşlar. I0 bölü II. Sonra ZI değerimiz olacak. ZI. VI bölü II. Z0 değeri var arkadaşlar bir de. O da arkadaşlar V test bölü I test. VI değerimiz 0 olacak. Bunları şimdi yazıyorum arkadaşlar. Ön bilgi olsun diye. Soru çözerken daha iyi olacak. Başka şimdi bu çok mesela arkadaşlar tek katlı devrelerde AV'yi bulurken direkt V0 bölü VI diyecektik. Ama çok katlı devrelerde iki tane BJT'miz olduğu için iki tane AV bulacağız. İki tane AI bulacağız. İki tane bir tane ZI, bir tane de Z0 bulacağız. Burada bir tane öncelikle soru yazayım. Soru üzerinde daha iyi olacak arkadaşlar. Notları falan da oradan daha fazla bilgi olursa oradan vermeye çalışırım. Örnek diyelim. Birinci örneğimizi çizelim. Bunda da bayağı büyük arkadaşlar şekil. Umarım sığdırırım. Birinci BJT'm burada. Yazı tipim de bayağı kalın. Onları incelteyim diye ders. Burada bir tane kondansatörümüz var arkadaşlar. Burası emitör bacağı. RE direnci. CE kondansatörü. Buraya bir tane RC direnci koyalım arkadaşlar. RC. Base. Base kısmını uzattım. Bir direnç burada. RB bir direncimiz. Buraya da RB2 direncimi koyalım arkadaşlar. Bu devre arkadaşlar şu anki haliyle beta'dan bağımsız bir BJT devresi oldu. Şuraya VI, CI koyalım. Şuraya da VI koyalım. Şurası VI. Şurası CI arkadaşlar. Şuradan devremizi uzatalım. Şurada CC kolektör. Şurada bir direnç. RB4. Şurada bir direnç. RB3. Şuraya arkadaşlar RC2 direncim. Buraya RE2.
arkadaşlar CP. Şuradan kondansatör devreyi bitirmek üzereyim. Şurası RL arkadaşlar. Şurası C0. Burası arkadaşlar artı eksi V0 diyelim. Şuradan arkadaşlar I0 akımımız aksın dışarıya doğru. Buradan da I akım aksın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözerken öncelikle AC analizle çözeceğiz. AC analizle çözdüğümüz için kondansatörler kısa devre olacak. Kısa devre olmayacak arkadaşlar. Açık devre olacak. Kondansatörleri devreden çıkaracağız. Kondansatörler açık devre olacak. Şimdi devreyi arkadaşlar yeniden çizmem gerekecek. Biraz küçülteyim. Ya da burada dursun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu kısa devre yapacağım. Açık devre mi dedik? Vallahi kafamız karıştı arkadaşlar. Bunu kısa devre yapacağım. Kondansatörler kısa devre olacak. Kısa devre yapacağımız için arkadaşlar burası direkt toprağa gidecek şu kısım. Bu kondansatörü kısa devre yaptım. Bunu da kısa devre yaptığım zaman arkadaşlar bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Buraya da kısa devre yapacağım arkadaşlar. Direkt toprağa götürdüm. Direkt toprağa gitti. Sonra arkadaşlar şeklimi tekrar çizmem gerekecek. Şeklin yeni halini şu renkle çizelim. Burası direkt toprağa gidecek. Yani emitör kısmı toprakta olacak arkadaşlar. BJT'mi şu şekilde çizeyim. Şurası HIE olacak. Bu BJT'nin iç kısmı. Bunlar toprağa gittiği için arkadaşlar direkt toprağa gitti. Ayrı bir şekilde yazabilirdim. Hani şöyle birleştirmeme gerek yok. Şunu da HIE1 yazalım. Birinci BJT'nin HIE1. Bunu B1 çarptı. Beta 1. Sonra arkadaşlar HIE1'i ve IB1'i yazdım. Sonra buna hangi dirençler bağlı arkadaşlar şu kısma? Önce şu kısmı şuraya doğru yapalım. RB1 ve RB2 dirençleri buna bağlı arkadaşlar. Ayrı ayrı da yazabilirim. Bunlar birbirine paralel. Paralel olduğu düzlükler için bunu da arkadaşlar RB1 diyelim. Şöyle birleştireyim. Buna RB1 diyelim. RB1-2 diyelim arkadaşlar. RB1 var. Bu kondansatör de arkadaşlar kısa devre yaptığım zaman direkt burada bir VI değerim kalacak. VI. Burası II arkadaşlar. HIE'nin üzerinden de arkadaşlar IB1 akım akacak. IB1. Sonra arkadaşlar şu tarafı yazmaya başlayacağım. Şimdi buna bağlı olan arkadaşlar ne bağlı? RC bağlı. RC'yi yazdım. RC'yi yazdıktan sonra arkadaşlar şimdi ikinci BJ şurası birinci kısımda arkadaşlar şurası. Yani birinci BJT'ye ait elemanlar. Burası da ikinci BJT'mize ait olan kısım. Bunu da yazayım arkadaşlar ayrı bir şekilde. Sonra devrelerin ikisini birleştireceğim. Yine arkadaşlar burası toprağa gitmiş. Toprağa gitmiş emitör kısmı. O zaman HIE2 ve IB2 GND'ye gidecek. Burası HIE2. Burası da arkadaşlar IB2 olacak. Şöyle yerim de daraldı. Şöyle çekeyim. IB2 çarpı beta 2 olsun arkadaşlar. Sonra arkadaşlar HIE2'ye hangi dirençler bağlı? RB3 ve RB4 arkadaşlar. Bunları arkadaşlar burada mesela bir tane DC kaynak olsun. DC kaynak da AC analizle kısa devre arkadaşlar. Burası kısa devre olduğu için bir ucu toprağa gidecek. Bunun da bir ucu toprak. İkisi birbirine paralel. O da şöyle arkadaşlar. RB34. RB34. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar
UB2 çarpı beta bu yukarısına denk geliyor arkadaşlar. Şurası. Buna RC3, RC2 denk geliyor. RC2 ucuna ekleyeyim şöyle. RC2. RC2. RC2 de arkadaşlar buradan RL'ye bağlanmış. RL'yi yazayım şöyle. RL. Burası arkadaşlar V0. V0 RL üzerine düşen voltaj. I0 çarpı RL. Bu ikisini yazdım arkadaşlar. Sonra RC'nin ucundan arkadaşlar çekmişim çekmişim. Bu direncin paralel olduğu bu ikisini birleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde devreyi birleştirdim. Bu devrede arkadaşlar bu şurası VI1 arkadaşlar. Burası VI1. Burası arkadaşlar şurası V01 arkadaşlar. Şurası V01. Ayrıca arkadaşlar VI2 olacak. Burası da arkadaşlar V0. Şurası artı eksi V0. Bu da ikincinin V0. İkinci BJT'nin V0'ı. Şurada, şurası arkadaşlar birinci BJT'nin V0'ı. Burası birinci BJT'nin VI'si. Bu da ikinci BJT'nin V2'si. Şimdilik arkadaşlar birinci yerim kalmadı arkadaşlar. Şu üst tarafı bir silgiyle sileyim. Üstten devam edelim. Siz bunu not alın. Şöyle sileyim ben. Şimdi kırmızı alalım. AV arkadaşlar AV1 diyelim. Çünkü iki tane BJT'miz var. İki tane BJT olduğu için iki tane AV bulacağız arkadaşlar. AV1 eşittir V0 bölü VI. Bu birinci BJT için arkadaşlar. Birinci BJT'nin V0 ve VI değerlerini bulalım. Birinci BJT'nin V0'ı şurası arkadaşlar. Burası. Buradan gelen akım eksi IB çarpı beta. Buradan alıp arkadaşlar bu kızımın sonuna kadar voltajı yazacağım ve bu bize V0'ın 1'in voltajını verecek. Bunu arkadaşlar ters çevirmem lazım. Voltaj çünkü burası artı. Bu aşağıya doğru gidiyor. Yukarı doğru akıp voltajı bulmam lazım. O zaman ne demem lazım? Eksi IB çarpı beta. Bu 3 direnç arkadaşlar birbirine paralel. RC paralel. RB 3 4 paralel HIE 2. Burası bitti arkadaşlar. Ayrıca buradan akan akım IB 2. Buradan akan akım IB 1. VI 1'i bulalım arkadaşlar. VI 1'in voltajı buradan arkadaşlar ya da şuradan alıp toprağa giden kısım. Buradan akan akımla arkadaşlar yani buradaki voltajla buradaki voltaj buradaki voltaj eşittir. Yani IB1 çarpı HIE1. Şuna da arkadaşlar IB1 diyelim. IB1 çarpı HIE1 olur. IB'ler sadeleşik bir şeydir arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir de AV2'yi yazalım. Şöyle onu da farklı bir kalemle yazalım. AV2. AV2'de arkadaşlar V02 bölü VI2 olacak. V02 şuradaki voltaj yani ikinci BJT'nin V0'ı. Bu arkadaşlar yukarıya doğru akması lazım. O zaman işaretim eksi. Ve bu dirençler birbirine paralel arkadaşlar. Eksi IB2 çarpı beta 2 çarpı RC2 paralel RL'dir. Eksi IB2 çarpı beta RC2 paralel RL arkadaşlar. Sonra VI2 nedir arkadaşlar? Şuranın voltajı VI2. O da IB2 çarpı HIE2'dir. IB2 çarpı HIE2. Arkadaşlar AV devrenin toplam AV'sini isteyebilir soruda. Toplam AV de AVT oluyor. AVT AV1 çarpı AV2
Olur. Bunda bu şekilde. Gerçi yani devrenin toplam AB'si bu şekilde. I1'i de olduğu zaman arkadaşlar birinci devrenin AI'si ile ikinci devrenin AI'sini çarparız. AI de akım kazancıydı arkadaşlar. Başka bu devrede ne yapalım arkadaşlar? Akımlara bakalım. Mesela AI2'ye bakabiliriz arkadaşlar. AI2. Şurayı yine ben temizlemem lazım. Onu siz not alın arkadaşlar. I01 arkadaşlar. Öncelikle AI1'e bakalım. AI1. AI1. I01 bölü arkadaşlar. I1. I0 neresi? Nereden akan akım arkadaşlar? Şuradan akan akım I0 arkadaşlar. I01. Şuradan akan akım da arkadaşlar I2. Buradan akan akım arkadaşlar birinci BCT'nin I1'i. Bu da arkadaşlar ikinci BCT'nin I0 ikincisi. Şimdi I01 arkadaşlar nedir? Buradan eksi IB çarpı beta şöyle gidiyor arkadaşlar. Şuradan gidiyor. Şuradan giden akım eksi IB çarpı beta. Burada arkadaşlar akım bölücü yaparsak eksi IB çarpı beta 1 çarpı RC bölü arkadaşlar. Bu da akım bölücü yapıyorum. RC artı R3-4 paralel HIE2. Şimdi arkadaşlar burada I1 soruyor. I1 nedir arkadaşlar? I1 şöyle bulunabilir. I1 şuraya yazayım. I1 eşittir. Şuraya kadar I1 geliyor arkadaşlar. Burada iki kol ayrılıyor. Yani IB1 artı IX diyelim. IX de şuradan akan akım olsun. IX. IX nedir arkadaşlar? IB1 çarpı HIE1 bölü RB2'dir. IX de HIE1 çarpı IB1 bölü RB12'dir. Bunu da arkadaşlar IB1 parantezine alabiliriz. IB1 parantezini aldığımız zaman IB1 parantez açıp RB12 artı HIE1 bölü RB12 diyebiliriz. Bunu arkadaşlar siz alırsınız. Bunun açıklaması bu. Sonra AI2'ye bakalım arkadaşlar. AI2. I02 bölü I2. I02 arkadaşlar. Bunu da yine akım bölücüden. I0 aşağıya doğru akıyor. IB2 çarpı beta akımı da aşağıya doğru akıyor. O zaman işaretim pozitif. IB2 çarpı beta 2 çarpı RC2 bölü, burada akım bölücüne arkadaşlar, RC2 artı RL deriz. Burada yine arkadaşlar şurası II2. II2 ne olacak arkadaşlar? Yine şurası IB2 artı şuraya da IY dersek ikisinin toplamı olacak. Bunu yazarken de arkadaşlar direkt yazayım. IB2 çarpı R3-4 artı HIE2 bölü R3-4 olacak. Şurada da arkadaşlar parantez. Zaten arkadaşlar R3-4 bölü R3-4 1 yapar. IB2 çarpı 1 IB2. Yani şuranın akımını verdi bize. IB2 çarpı HIE2 bölü RB çarpı 3-4. Yani şunun ikisini çarp, buna böl. IY akımı da budur arkadaşlar. A2'yi de böylelikle bulduk arkadaşlar. Sonra ne yapalım? ZI'yi bulalım. ZI'yi. Şurayı yine arkadaşlar temizlemem gerekiyor.
Z'yi arkadaşlar VI bölü IY. DI arkadaşlar neresi? Zaten şurası. IB çarpı HIE1. Zaten yani şurası VI, şurası IY. Burada bir direnç bulacağız arkadaşlar. Onu nasıl bulabiliriz? RB12 paralel HIE direkt diyebiliriz değil mi? RB12 paralel HIE1 şeklinde diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar bu nasıl olur? Bu ikisinin RB12 paralel HIE1 çarpı II BI'dir. Oradan bu şekilde yazabiliriz. Z0'da bulabiliriz arkadaşlar. Fakat şimdi o şekli sildim. Diğer bir örnek yine çözeceğim arkadaşlar. Z0'da fakat böyle yapmayacağız arkadaşlar. Z0'da V test bölü I test VI'yi 0 yapacağız. Kısa devre yapacağız. Öyle çözeceğiz. Bugünlük dersim bu kadar arkadaşlar. Diğer derste de yine soru çözümüne devam edeceğim. Hepinize kolay gelsin.